Merhaba arkadaşlar, Umay kızla biz bugün pikniğe geldik. Son iki haftadır hep çalışarak bir videolar atıyordum. Uzun zamandır da vlog çekmiyorduk. Bugün piknik vlogu çekeceğiz arkadaşlar. Evet, yanımızda kimler var? Tülay var. Biliyorsunuz artık özlediniz bu kızı. Hiç videolara katılmıyor. Sürekli yazıyorsunuz. Sonunda getirdim. Merhaba. Ondan sonra Gürey ablam var. Umay kızın anacığı. Bir de eniştem var arkadaşlar. Eniştem şu an orada ateşle uğraşıyor. Biz bugün mangal yapacağız. Hasan Paşa da gelecek bu arada. Öyle güzel bir gün inşallah bizleri bekliyordur. Hep beraber göreceğiz. Değil mi Umay kız? Değil mi güzel? Prenses. Haydi gelin başlayalım bakalım. Eğlence başlasın. Her taraf yemyeşil. Çok güzel bir doğa var. İnşallah hayırlısıyla güzelce bir pikniğimizi yaparız. Yağmur yağmasa tabii. Ay benim prensesim. Ay çok güzelsin. Umay. Gülümse çekiyorum. Peynir ekmek. Şapşık kız. Müzik açacaktık. En son ben video çekiyorum diye kapattım. Enişemin ateş yakma işlerini kontrol edelim. Bakalım nasıl yakıyor. Yakamadık ya. Sen yak. Sıra bulamadım. Şey döksen yanmaz mı enişte? Şu aldık. Bayağı da büyük olmuşsun. Bunu doku be. Yanar bak. Unuttum ya bunu aldığını. Şimdi yanar işte bu. Tamam. Tira tut. Bir de bunu da yakma ya. Kremanın içinden bazen çıra çıkıyor. Çıkmıyor mu bunlardan? Çıra çıkmamış. Şimdi anahtarı bir bul kanki, bulamadım ben. Sobayı bir yakalım arkadaşlar. Umar kız dışarıda üşür çünkü. Ondan sonra çayı koyalım. Ekmekler falan olana kadar. Ha, oraya bakmadıydım ben. Tamam, oraya koymuş. Dışarı çıkıyor işte. Bismillah. Niye ki? Yeşil koltuklar nasıl olmuş? Yeşil evi de getirdiydi. Çok yanmış valla. Pembe ev güzelleşmiş. Yeşil renk katmış. Güzelmiş. Halam silmiş koltukları. Şey, sobayı yakam. Sen mi yakacaksın, ben mi? Ben yakarım. Sobada odun var zaten değil mi? Hı. Çıra senin kutu gibi. Şeye getirseydik keşke şeyle. Bunlar gibi. Bunlar da hiç renk kaldı. Azıcık bir küçücük daha koydum. Destek ver ona, uyanmaz. Destek ver. Şişli sen dur. Sen değil mi? Şöyle getiririz olmadı yanmıyorsa. Alıp geleyim mi? Hadi bakalım yak da ben bir görü bileyim. Ben de yelek giyseydim keşke. Şurada yelek var. Kimin yeleği bilmiyorum. Kanki. Yayla da yakıyor, yaşıyorum. Bir güzel çıra. Çıra daha iyi değil. Gelen yakıyorlar diye. Ne derler. Alkı sönecek gibi. Bilemedim. Ben götürmeyeyim, dur hiç uğraşma. Alkı sön. Tak şuna. Çok tokma, ateşi söndü mü dur. Sönmez asıl bu yana. Gördün mü? Nasıl yandı? Tamam biliyorum, boşu. Yanar ayrı o. Kapat. Kuduk oktu. Enişteme lazımmış. Aleyküm selam. Bundan akşam Hasan da uyuduydu. Ben de aşağı yuvaya sevdiydi ettim. Sonra dağışan durur mu? Ondan sonra arkadan attan kazmış kuzuların altında. Çıkar çıkmış köpek yakaladı, boğuldu. Ben şimdi geldim. Aleyküm selam. Kız biz geldik, sen yoksun. Yanına geliyordum da baktım geliyorsun, geri döndüm. Hadi lan. Ne tatlı verin poşetlerini mi? Adam. Çantasını da. Vallahi çantası da epiklik. Nereden buluyorsun öyle çantalar bilmem ki. Efilli efilli. Belindeki çantayı. Telefon çantası. Efilli çanta vallahi. Bu ne zamandan biliyor musun? Ne zamandan? Haçtan.
Atmamışım ben. Kız bundan ne mantar? Zincire değil mi hala? Gene şu değişik zincire. Çok bak, güzel bir mantar. Ben bir kere evet, bolca yedim de. Çok güzel. Şunlar da şapka ya. Bizim işte cincilelerden daha güzel. Aa, kız başka mantarlar toplamam. Nerede oluyor bunun yeri? Ben ilk defa yerde olduğunu gördüm. Şeyde, koca da şunun önünde de çok. Bırakın şu yabancı mantarları. Çok ciddi mangal yaparken. Ya şey yapmıştık arkadaşlar, yeri ateş yakmıştık, sonra evde şey varmış, mangal varmış. Hülya halam söyledi, sonra onlar da mantara gitmişler, geldiler. Ama yağmur yağıyor, Allah'tan biz de kuruluğa girdik, orada yapacağız. Yağmur bize izin vermedi dışarıda yapmamıza. Şimdi etleri dizeceğiz buna. Açık mı? Tezgahta falan mutfakta yapak da gelir. Hatta hepsini alın şey, önce. Bunu alayım mı? Al al. Karpuzu falan keseriz. Onları bana da tabi. Onları al. Bunları al, bunları al. Tamam. Hasan. Hasan karpuzu al, indir kardeşim. Sonra bagajı kapatıver. Şey, orada mı yapacağız, etleri koyacağız? Bence yapalım. Tamam oğlum, mantıklı bence de kanki. Çok mantıklı söyledin şu an. Hayvan katıldım şu an sana. Masamız gibi bir şeyimiz olsa burada, bizim bir de masa gibi bir şeyimiz. Çok makbul geçecek. Masa gibi bir şey. Bunlar şimdi gerek yok mu? Ha? Ben onu evet, koyabilirsin dostum. Benleri. Yanma.
Bunları da sobaya mı koysak, soğursa? Şeye geliyor, babam geliyor. Ha, o zaman şey mi koyuyor? Ben aradım, gelmiyor. Fırının içine mi koyuyor? Soğumasın diye şey yapmıştık ama. Fırının içine koyuyor mu? Bence şu tepsiye dökelim. Ha, o yüzden böyle yapalım. Evet, anca tura yapar bu işi. Eyvah, tura öyle yapabileceğim bu işi. Bence tepsi yanıyor. Yanıyor çok az. Tepsi oraya koymak Mısırlar istemedim kanka. Yanarsa Allah kerim. Hasan bakacak işte bunlara. Heh, aynen, aç şunu. Hasan'ın tek bahsini göre bu. Hayır anneciğim, gitme. Ne oldu, ne? Yemeğimizi yedik, şimdi çay sırasında arkadaşlar. Yayla suyuyla mis gibi çay. Evet, göçümüzü topladık, gidiyoruz. Hasan uçaktan gidiyor. Yere değmez tekerlekle, vallahi yere değmez. Günah oldu. Yere değerse. Belli olur. Buldun mu? Kaç, sen şunu tut. Şunu tut. Kanki. Yok, bunlar eri. Mısırı yanık mısır kim verecek? Sen yiyeceksin onu. Ben yemem. Ve onlar oraya koymayacak. Anne, çöpleri de koy ye. Bunları bilerek geçemiyoruz, ıslak bunlar. Biraz ıslanmış, geçirelim dostlarım. Hadi gidiyoruz. Umay, gidiyoruz. Hazır mısın? Hazır mısın tavşan? Yedin seni. O yandan gitmen dedi ya baba. Yandan gitmen. Burada. Burayı demedi. Yukarı yolundan gitmeyi. Aşağıdan yolundan dedi. Kayalıklardan gitmeyeyim dedi ya. Ha, tamam. Pardon. Aklıma gelmeyiydi. Kapıyı kilitlek mi? Giydim ama bu lastiklerin arkaları benim ayakları vuruyor. Benim ayaklar küçük değil, biraz kocaman ayaklıyım da ben. Evet, şimdi geçen sene arkadaşlar bunları yüksek yüksek yapmıştık biz. Ama ilk defa yaptığımız için bir tık yanlış yapmışız diye düşündük. Bu yıl da dümdüz yaptık arkadaşlar. İnşallah bu sefer doğru yapmış oluruz. Annem buraya domatesleri ekmiş. Bu sene üst tarafa hep domates ekmişsin geçen seneki gibi. Ama burada ölen çocuklar var. Çileklerinkini üstüne koymuştu arkadaşlar. Hatta videoda çekmiştim de siz evet şey demişsiniz, yanlış yapmış annen demiştiniz arkadaşlar. Annem yine üstüne takacaktı bunların. Altından niye takmıyor? Şunu da söyleyeyim, mesela altına boruları koymama sebebi de şu arkadaşlar. Hangisine suyun damlayıp damlamadığını tam olarak görmüyorum diyor. Yani net olmuyor diyor. Şimdi belli oluyor bunlar ama büyüdükçe belli olmadığı için arkadaşlar. Annem o yüzden olmaz falan demişti. Ama bu sene yine altına koyduk damlama suları arkadaşlar. Şöyle 3 buraya, 3 buraya. Aslında dörtleyebilirdin yani bunun bir tanesini. Arada boşluk bırakıp. Şimdi buraya da koyacağım. Sen aşağıya çekeceğim bunu. Değişik. Bu neymiş bakalım. Alsancakmış bu anne. Köy domatesi zaten. Köy domatesi güzel olmuyor zaten. Boş ve çok. Çabuk düşüyor ama iyi olmuyor. Boş ver. Köyde maçı şekilli şukullu oluyor arkadaşlar. Bizim buraya olmuyordu. Şunun güzelliğine bak. Domates çok güzel kokuyor. Yani ekerken falan çok sevdiğim bir şey ama bu yıl anne domatesler farklı gibi geldi bana ya. Uzun uzun bunlar. Gövdeleri çok uzun. Geçen sene mesela sadece şu kadarcık bir şeydi. Ama anne geçen sene falan biz neredeyse 15-20 gün durduk. Daha belki daha fazla hiç şey olmadıydı. Bunlar uzun uzun bir hoş. Anlayamadım. Burada da selam var. Salatalık değil mi bunlar?
Salatalığı nereye ekeceksin? En aşağıya da salatalığı eksiydin. Ha, gerçi kapının ağzını eksiyorsun. Evet, geçen sene şuradaydı. Doğru. Yanlış hatırladım ben bir an. Kapının ağzına da salatalık şuraya ektin mi? Değişiklik olur. İyi olur. Zaten her zaman aynı olmuş. Bunlar biraz ölmüş gibi ama. Neyse bakalım. Dikimden bir gün önce dikim yapılacak, toprak doyuncaya kadar damlama ya, sulama yapacaksın. Yaptın mı? Doyana kadar. Birinci de yandı. Yanlış. Dikimi serin saatlerde yapıyoruz. Doğru. Dikimi serin saatte yapıyorsun. Bir de iç verirken yapraklı kısımdan tutunuz, gövdeyi tutarak zedelemeyiniz diyor. Yapraklı yerden dikeceğimizi. Ondan sonra cima. Annemden sesleniyorum. Aramayı bir kere sesledi. iPhone kullanıyor. Nasıl sessiz alındığını bilmiyorum. Dikim yaparken bunu söyledim. Dikimden hemen sonra bolca can suyu veririz. Veriyor musun? Tamam. Okey. Ondan sonra en geç dikimden bir gün sonra erime ilacı. Yapıyor mu erime ilacı? Bilmiyoruz. Ben de erime ilacı yap diyor. 10 gün içinde bol su ile dengeli gübre veriniz diyor. 10 gün boyunca gübre vereceğim size. Şunu takip edebilir miyim? Ne? Takip et. Anne bugün de dediği başka bir şey söylemeyen bugün de işte okuyamadım ben sana. Yanlışlarım var bak. Bolca su vermedin bir yer yanlış. Dikimi serin saatte yaptım. Bu doğru. Fideyi çıkarırken yap. Tamam bu da doğru. Dikim yaparken fidenin tork. Bu da doğru. Dikimden hemen sonra bolca. Tamam bu da doğru. En geç dikimden sonra bir gün erime ilacı yapacağım sizin. Erime ilacı ne bilmiyorum valla. Tamam bu sıra erkekse de çorşu yedim. Ben kapı kuşağım dedi. Yarın erime ilacı yapacağım. Sonra 10 gün boyunca yarından sonra 10 gün boyunca iç. Suyu, damlama suyun içerisinde gübre koyacağımız. Ben de bilmiyorum. Ne yazmış adam oraya. Bunlar birleşmiş falan. Yani resmen birbirlerine şey yapmışlar bunlar yani. Eldiven giyileyim. Eldivenin hepsi giremedi. Eldiven orada. Beyaz eldiven orada. Şuraya koyacağım. Hangi? Nereye gidiyor? Şuraya. Ben sana çıkarayım. Vallahi birbirlerine yapıştıracağız. Bunda domates verir mi acaba bunlar eksen? Sence? Sence verir mi? Bir tane bunu düşün. Anne bunlar çok yapışmış birbirlerine. Tek elinden alamıyor. Şimdi kolunu kanadını kıracaksın. Geberecekler gidecekler. Bir gün önceden ısıtıcıymışsın sen. Hatayı başta yapmışsın zaten. El ele. Bundan sonra benim çocuklar iyi olmayacak diye. Olmaz işte. Baksana nasıl birleşmişler. Pek sarmışlar. Bunlar bize geleli ne kadar oldu? Pazar günü alalım işte. Enişte ne kadar lazım bunlar he? Sesim var. Basma şey.